Übey bin Halef. Bu Übey gelirmiş bazen Resulullah'ın karşısında dururmuş, Muhammed diyormuş. Ben bir at besliyorum, ona özel yemler veriyorum. O atın sırtında gelip seni öldüreceğim Muhammed diyormuş. Her seferinde de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilemezsin ya Bey. Belki de ben seni öldürdüm demiş. Uhud günü geldiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'larına doğru çekilirken bir anda bakıyorlar ki bu Übey bin Halef. Koskocaman bir atın sırtında elinde kılıcını sallayarak geliyor. Geldim Muhammed geldi atımla geldim diyor. Sahabiler hemen öne atıyor. Resulullah diyor ki hepiniz yana çekilin diyor. Yani sahabeler onu korumak için önüne atırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini arkasına alıyor. Mızrağı alıyor önüne gel bakalım Übey diyor. Böyle eline mızrağı alıp üzerine doğru yürüdüğünü görünce Übey bin Halep bir anda korkuyor. Resulullah'ın heybeti var Aleyhisselatü Vesselam. Bakıyor bakıyor atını çeviriyor kaçmaya başlıyor bu sefer. Resulullah bağırıyor nereye kaçıyorsun ya Übey diyor. Nereye kaçıyorsun diyor. Adam hala asıl dizginiyor. Kaçarken kaldırıyor mızrağını. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vuruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye karar vermiş. Her dört silahşörün bir özelliği var. Çift zırh giyiyorlarmış. Yani kılıcın, mızrağın delmesi mümkün değil. Allah'ın Resulü öyle bir atıyor ki mızrak miğferle zırhın arasına giriyor. Boynunu parçalıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle öldürdüğü tek kişidir. Übey bin Halef. Hiçbir müşrik eliyle öldürmemiştir ama bunu öldürmüştür.